Giden gelen kan yok artık. Buraya hiç kan akışı yok. Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından Edirne'deki ilk yardım eğitimlerine talep arttı. Depremle birlikte 6 Şubat'tan sonra başvurularda ciddi bir artış olduğunu söyleyen Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Sünnetçiler, her hafta yoğun şekilde 117 kişiye temel ilk yardım eğitimi vererek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirdiklerini belirtti. 6 Şubat'tan bu yana ciddi bir çalışma yaptık biz de. Her hafta yoğun bir şekilde 117 kişiye temel ilk yardım eğitimi vererek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirdik. Çünkü her an her yerde her zaman deprem bizi beklemez, anında deprem olduğu anda bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yardım yapan kişi bu eğitimi almış olması gerekiyor. Tamamen bütün donanımlı olması gerekiyor ve yetkili olması gerekiyor. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın izniyle kurulan sağlık ilk yardım eğitim merkezlerinden bu eğitimi alarak belgeli ilk yardımcı olması gerekiyor ki doğru ilk yardımı, bilinçli ve doğru ilk yardımı uygulayabilsin. Kursa katılan vatandaşlardan İzel Aydın, katıldığı eğitimler sayesinde şu anda acil bir durum geliştiğinde müdahale edecek konumda olduğunu ve bunun büyük fayda sağlayacağını aktardı. Öncelikle bütün milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten yaşanılan çok büyük bir acı. 3 yaşında bir kızım var ve bebek katılması diye bir rahatsızlığı vardı. Bu yüzden bence bütün herkesin bilmesi gereken temel bilgilere şu an sahip oluyoruz. Acil bir durumlarda durum geliştiği zaman şu an müdahale edebilecek durumdayım. En azından kendi ailem için, kendi kızım için. Şimdiye kadar turnike yapabiliyoruz. Örneğin deprem bölgesine gittiğimiz zaman bir enkaz altından çıkartılan bir vatandaşımıza bacağı kopmuş birisine turnike yapıp hayatının devam etmesini sağlayabiliriz. Artık etrafımızda ne bulduysak, belki hiçbir şey bulamadığımız bir kağıt parçası bulduk, onu geçireceksin.